bu yeni programımızın girizgahında sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Aziz dostlar, derdimiz hem dert olunması gereken, Fuzuli'nin aşk derdinden hoşem, el çek ilacından tabip diyor ya, Allah'ın bizi hem dert eylediği ailemiz, geleceğimiz, İslam uygarlığı ailede şekilleniyor. Halik-i Rahim Zat-ı Zülcelal yaratmak istediği kulunu, ona ruh üfleyeceği kulunu bir annenin rahmine tevdi ediyor. 9 ay 10 gün orada büyüyor, orada gelişiyor. Resul Efendimiz'in hadis-i şerifinde buyurduğu şekliyle sallallahu aleyhi ve sellem çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, sonra onu annesi, babası, değil mi, çevresi, Hristiyan, işte putperest, Yahudi, Mecusi yapar gibi. Dolayısıyla en büyük, en sağlam kalemiz aile ve bu kale için bize engin bilgisiyle ailede huzur araçları programında da teşrif eden çok sevdiğim bir dostum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden aile danışmanlığı öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Akın dostum bizlerle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sefalar getirdin. Allah razı olsun. Biz hoca değiliz abi, kardeşiz. siz hocasınız ama dedi. Ama siz bizim duayenimizsiniz tabii. Onu öylece daha şey yapalım, hakkını verelim. Allah razı olsun davetiniz için. Eyvallah, şeref verdiniz. Müşerref olduk. Derdimiz abi malum. Aile. Aile. En sağlam kale diyoruz. Hep Resulullah Efendimiz'in Hira'dan direkt evine koşması geliyor aklıma. Evet. Niye Kabe'ye uğramıyor, niye putlarla uğraşmıyor? Beni örtünüz diye hanımına ilk yönelimi. Sonra örtü, uyandıktan sonra hani ona tebliği, onunla paylaşması, onun desteği. Evet. Demek ki diyorum hani arkada aile, kale. Ora sağlam olacak. Burç sağlam olacak ki Kabe'yi koruyabilesin. Uygun mu sizce de? Size de doğru geliyor bu yorum. Tabii ki. Aynen öyle. Ben bir eklemeyle başlayayım. Hazreti Süleyman'ın ordusu yaklaşınca karıncaların reisi tehlikeyi görüyor, evinize dönün. Udhulu mesakinekum. Şimdi tam bu çağdayız hocam. Aileye, eve dönme, eve yönelme. Biz bunu yapmazsak başkaları bizim ailemizi kendi istediği şekilde dizayn ediyor, organize ediyor. Aile olmak, aile kalmak. Olmak zaten evlenmesiydi, flört yaşının 13'e düşmesi, evlilik yaşının 29'a çıkması ve bu aradaki 16 yıllık evlilik öncesi yaşama riski. Neden risk diyorum? Evlilik nikah akdi dışındaki bütün ilişkilerin süresi uzadıkça, nişanlılıktır, sözlülüktür, işte şimdi diyorlar bizde yoktur flört. Ya. Biz bilmeyiz flört. Bizde iki tane meşru evlilik öncesi şey vardır. O da nikah akdinin verdiği şeyler yoktur orada, özgürlükler. Biri söz, öbürü nişan. Biz bunu biliriz kültürümüzde. Fakat şimdi karı kocayı kaldırıp, karı koca ne kadar iyi şeyler böyle. Hem yasal ama aynı zamanda dini bir bağlılık da verir. Karından ayrılamaz. Ya. Kocanı terk edemez. Ya. Terminoloji çok önemli. Çok önemli değil mi abi? Yani karı kocayı kaldırdılar. Karı koca halbuki efendim şey olarak da, kültürel olarak da, o bizim kadim Türk İslam medeniyetinin köklerine de dayanan. Yani mantalite ailede çok önemli. Bu kavramsal, az önce buyurduğunuz gibi terminoloji. Karı koca kalktı. Yerine eş geldi. Az sonra konuşacağız belki eşitlik üzerinde. Ya. İslam'da kadınla erkeğin arasında haklar, adalet bakımından, evet, sorumluluklar bakımından dağılım vardır. Fakat bu eşit bir dağılım değildir. Yani biz burada devlet memurluğuna şey almıyoruz, personel almıyoruz. Hazreti Hacer'i kaç erkeğe eşitleyebiliriz? Ya. Peygamberler onun yolundan yürüyorlar. Ya. Hepimizi cennetten çıkarır. Mekke'nin banisi, İslam uygarlığının, medeniyetinin değil mi? Ya, hani eşitleyelim ya. Hazreti Hacer'i, Hazreti Asiye'yi eşitleyelim. İsmail'e sahip çıkan değil ya, mi? Tabii. Başında beyi olmadan, erkeği kocası olmadan, orada bir aile olan, Zemzem çıktıktan sonra da Cüreymoğulları'ydı galiba Yemen'den gelen, bak suda ortaklık şey yapmayacaksanız diye orayı da koruyan, neslin korunması adına. Anne. Anne şefkati değil mi? Allah Hazreti Allah Asiye olsun. Amin. Hazreti Asiye, o da bir kadın. O da ev istiyor cennette. Evet. O da evci. O da evci. O yüzden bu örnekleri biraz. Allah razı olsun. Hangimiz onun kadar ederiz? Mümkün mü abi? Hangimiz hayatında Firavun'a karşı gelecek kadar onun sarayında yürekliyiz? Hazreti Lut'un karısı da kadın. Eyvallah. Yanındaki peygamberi iman etmiyor. Nuh'un eşi de.
kadın değil mi? Şimdi bu eşitlik, yani bu terminolojiden açtım özellikle ilk başta. Allah razı olsun abi. Karı koca kalktı, eş geldi. Eş biraz boşanır. Çünkü bu eşitlik o kadar tehlikeli bir kelime ki altına ne koyarsanız ona göre şekil alan, efendim içeriğini nasıl doldurursanız işte onun üzerinden şeye de geldiler. Eşitlik o zaman cinsiyet de eşit. Ya nereye aile geldi bak, olay nereye geldi? Tabii feminizm bitti şu anda. Kimse feminizm, çünkü herkes feminist oldu zaten. Yani en dindar ailemiz bile bugün bu eşitlik kavramı üzerinden eğer dikkat etmezsek, dikkat edenler kurtuluyor. Farkına varanlar. Tabii konuşanlar, edenler, çocuklarıyla bu iletişim kanallarına çıkanlar. Şimdi eş de kalktı hocam, partner geldi. Eyvallah. Partner zaten evlilikle ilgisi olmayan bir kelime. Evlilik öncesi ilişki. Şimdi son birkaç yıldır partneri de terk etti, couple geldi. Ya. Couple o kadar ilginç bir şey ki cansız varlıklarda kullanılır. Kesinlikle. Couple of diye falan da İngilizce de öyle kullanırız. Şimdi bu terminolojiyi kavrayamazsak aileyi zor koruruz. Yani kavramlar üzerinden Allah neler yapılıyor. Çok güzel bir yerden bunu şey yapamazsak, bu farkındalığı oluşturamazsak, çünkü bunların devamı. Anne kitap, psikoloji kitaplarında anne kalktı, bakım veren diyor. Fransa'da şeyi kaldırdılar ya, anne ve babayı kaldırdı. Anne ve baba kaldı. Ebeveyn iki. Onun geçmişini biliyor musunuz? O hikaye şöyle, ben onu da Fransa'da birkaç şeyle de görüştüm gittiğimde. Hocam şöyle, 2018 yılında bir çocuk psikolojik sorun yaşıyor okulda ve annesini çağırıyorlar. Şimdi burada değerli hazır izleyenlerden affederek, affını istirham ederek bunları eyvallah anlatıyorum ama bunlar bilinsin, dünya kesinlikle nereye gidiyor. Kesinlikle abi, kesinlikle. Annesini çağırıyorlar, bir adam geliyor. Diyorlar ki biz annesini istemiştik, ben annesi idim diyor. Cinsiyet değiştirdim diyor. Şimdi transgender diyorlar buna, trans ebeveynim. Şu anda annesi, o da önceki babası diyorlar. Geliyor o da. Neyse, kim annesi, kim babası. Anne erkek olmuş, baba kadın olmuş. Ay. Yani halimiz bu, biz şu anda çok iyiyiz ülke olarak ama bunlar insanın zaafları, olabilecek problemler, her yerde karşımıza çıkabilecek şeyler. Şimdi çocuğu annesine diyorlar ki şu anda babası olan ama onu doğurduğu düşünülen kadına, efendim bu sendromun anne tarafından hamilelik döneminde yaşanma olasılığı ve annenin akrabalarıyla ilişkili olma olasılığı var. Siz şunları yaşadınız mı çocuğunuza işte gebeyken? Efendim diyor, o sorunun cevabı bizde değil. Nasıl? Çünkü biz taşıyıcı ebeveynden çocuğu dünyaya getirdik. Şu anda Gürcistan ve Kıbrıs'ta bu iş üst haline gelmiş. Sperm bankaları, taşıyıcı ebeveynlik. Kiralık rahimler ve vermiyor da çocuğu belli bir, bazıları da bağlanıyor çünkü. Ya. Kim annesi, kim babası, okulun kafası karışıyor müdürün. Ve bu olay Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde tartışılıyor. Bir araştırma yapalım. Hocam bir araştırma yapıyorlar. 20-30 civarında böyle anne babalar taşıyıcı. Sözde anne babalar. Şey. Şimdi tabii ne yapalım ne edelim, bir dehşet durumu. Yeni fark edilmiş bir şey. Bizde de bazı şeyler böyle, az sonra konuşuruz, belki yeni fark ediliyor. Efendim hemen bir genelge velilere, diyorlar ki okullara, Milli Eğitim Bakanlığı, velilere deyin ki çocuklara annesi kim babası kim diye sormasınlar. Zor bir soru çünkü ola ki birinin babası bir, ve şu anda Euronews'in şeyine göre, verilerine göre 2018, bunlar daha yenisi yok. Avrupa'da 10 çocuktan 6'sı gayrimeşru. Buna girip baksın muhakkak izleyen dostlarımız, büyüklerimiz. Euronews Avrupa'da gayrimeşru çocuk oranı yazınca 10'da 6 çok yüksek bir oran. Şimdi bunu görünce, bu bindelik oranın bu kadar yüksek olduğunu, bu sormayın diyorlar anne baba şeyini. Velilere eğitim verin, sordurmasın, çocuklar sormasın, anlasınlar. Çünkü olmayan ne diyecek? Fakat bununla da çözüm olmuyor. En son işte o 2019 Kasım'da nüfus cüzdanlarından anne, baba,
hanesi kalkıyor. Anne adı baba adı. Onun yerine ebeveyn bir büyüdüğümüz gibi ebeveyn iki. İki kadın da olur. İki erkek de olur. Şimdilerin dediği gibi iki üçüncü cinsiyet de olur. Ya. Yeter ki biz bunlara yasal olarak iki kişi yazalım da hanelerde olsun. Hakikaten Avrupa'nın durumu çok feci. Vahim vahim. Geçen ben bir tanıtım videosu izledim. Aile bakanlar. Yurt dışına gittiğinizde rahimleriniz boş dönmeyin diyor. Norveç'te çocuğa ihtiyacımız var. Biz bakarız. Ya, malumun hocam, şey kurmuşlar abi yol kenarlarına. Bebek şeyleri, kabinleri otomatik sensörle buraya bir bebek bırakıldı diye hemen aile bakanlığa bilgi gidiyor. Yani kiralık rahim gibi. Vatandaşları öyle gören bir şey. Bu çocukların şimdi bunlar gelişmiş ülkeler. Hani biz geri kalmış ülkeyiz bizim içimizdeki bazılarına göre. Hani bu işleri konuştuğumuzda bir de bunu, medeni ülke onlar bir de bizim sonra karşılığımız oluyor ya, bir de bizi sigaya çekenler oluyorlar yani. Ya sen kocaman profesörsün, psikoloji profesörü, gerici gelmiş flörtün zararlarını mı tartışıyorsun? Senin flörtü artırman lazım özgürlükler diyenler var. Bu çağda şimdi, değil mi tabii, bu kafa? Şimdi aynen, onlara soralım. Gideceğimiz nokta bu ise bu çocukların psikolojik durumu ne olacak? Yoldan almışsınız yani, haşa. Yani bu Allah'ın tabiatına aykırı, bizim medeniyet ve hayvanlarda olmayan bir şey. Hayvan yavrusunu bırakıyor mu? Şimdi o konuda bizim Avrupa'dan çok büyük hatalar yapıyoruz. Kültür, medeniyet ithal ediyoruz. Bizim Avrupa'dan öğreneceğimiz zerre miskal bir şey yok. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir parantez açabilir miyim Muhammed abi? Hakkını helal et. Hayvanlarda bile bu çok önemli dedin ya. Benim kayınpeder, babam hipodromdan emekli. Orada imamdı. Hmm. Çerkez biliyorsun. Eşim. Allah razı olsun biliyorsun. Evet. Onlar at meraklısı, at bakıcısı. Atlarda çok büyük şeyleri var. Çerkez saygıları var. Ben ondan öğrendim. Bana hipodromda bir şecere kitabı gösterdi. Tahmin et abi kaç yıllıktır? At şeceresi. 300 yıllık. 500. 2000 yıllık. İki tane varmış ya dünyada böyle. O at sülale olarak dünyanın en asili. Bütün ülkeler peşinde. Yani kitabı olan, şey aile yani, şeceresi olan. Yani affedersiniz abi hayvanlarda bile izin verilmiyor ya. Ama bizde de abi şimdi bizde şuradan 30 yıl öncesine 40 yıl öncesine kadar siz daha iyi bilirsiniz. 7 göbek dedesini sayamayan ya problemli görülmez miydi? Ya. Yani sen acaba bunun ne sorunu var? Ya dededen ötesi. Köklerine bağlı değil bu falan diye. Bu çok önemli. Şimdi Avrupa'da o kadar ilginç şeyler oluyor ki ve bunun hızına da dünya yetişemiyor. Biz önlemlerimizi almazsak bunun yasal önlemleri var. Bakanlık. Ya şu anda biz aile diyoruz da 13 yaş flört, 29 yaş evlilik yaşı oldu. Bu herkes için yapılır edilir değil ama benim gözlemim bu şey uyuyor. Yani özellikle flört yaşı çok düştü. Ve burada partner diyorlar ya, 1,5-2 yılda da bir partner değiştiriyor çocuklar. Şimdi bu 16 yıllık sürede 7-8 ilişkisi olma ihtimali, riski var evlenmeden önce. Bu çocuk nasıl aile olur? Bu çocuk nasıl evlendiğinde eşine güvenir? Yani evlilik eskiden bizim toplumumuzda, eskiden dediğim 20 yıl önce bir statüydü. Anne olma. Anne dağ gibiydi. Yani hiç kimse onu şey yapamazdı. Çocuklarını anlatır. Babalık. Fakat öyle bir noktaya getirdiler ki Emanuel Karasu'nun, bu Siyonizmin kurucusu, burada onu hatırlamak lazım. Çok önemli bir şey diyor. Biz Türk toplumunu diyor, Türk ailesini efendim yok edemezsek her an bir Abdülhamit doğuracak bunlar diyor. Bunu da nasıl yapalım, nasıl edelim? İki şey çok önemli diyor. Şunu bilelim bir kere diyor. Erkek bozulursa aile bozulur. Ama kadını bozarsak toplum bozulur. Ya. Şu anda bütün planlar hanım kardeşlerim üzerinde. Önce onların farkına varması bu lazım. Bu şey üzerinde. Moda onlar üzerinde. Medya daha ağırlıklı olarak onlar üzerinden. Kadının iş hayatına tabii kazandırılması tuzağı. Evet. Ya ona bir şey diyemeyiz. Yani belki çalışacak, üretecek şey ama şunu her hanım kardeşimizin aklında tutması lazım. Dinen de öyledir. Efendimiz çünkü evleniniz, ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Kur'an-ı Kerim'de de venkühül eyama, bekarlarınızı evlendirin. Evlensinler demiyor hocam. Ya, bir vecibe var orada. Tabii bir emri hazır.
Muhakkak evlensinler. Muhakkak evlendi. Şimdi şu anda maalesef bu feminizm, özgürlük, liberalleşme, bu akımların özellikle son 40-50 yılda getirdiği nokta, annelik, ev hanımlığı, zaten onu da diye Emanuel Karasu, ev hanımlığını değersizleştirelim. Babaları da psikopat, ataerkil, bizim babamız kadar dünyada efendim sorumluluk sahibi, ailesini düşünen baba yoktur. Ama bu babayı dizilerle, filmlerle öyle bir şey getirdiler ki şiddete eğilimli. Şimdi genç kızlara onları zerk edildi, bu enjekte edildi bu şey. Ve bakıyorlar, eğer buysa evlenmeyelim diye. Böyle bir şey soğudu, var. Aldatma ve şiddet temalı. Bir de abi bu Emanuel Karasu'nun bu ev hanımlığıyla alakalı, hani ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım diyenler boynu büyüküyor ya, böyle. Hani İdrim'in kadınıyım böyle. Yok, çocuklarımın abi annesiyim. Geçen bir TEDx konuşması izledim. Çok ünlü bir profesör, sizin de tanıdığınız, isim vermeyeyim. Annemi yücelterek diyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi deminki şey, terminolojiyi kasten söyledim Muhammed abi. Kadın iş gücünün teşviki tuzağı. Tabii. Şimdi bizi yıllarca ne diye korkuttular? Türkiye İran mı oluyor? İrtica geliyor. Terminoloji dediniz tabii, ya. Tabii. Türban, çember sakal, kara fatma. Şeriat geliyor. Şeriat geliyor. İşte geliciler, yobazlar. Ev hanımlığını bu derece alçaltan insanlar, çok affedersiniz. Yani ben o kavramları bu program şeyinde çok net kullanmak istiyorum. Tehlikenin tabii, farkına varsınlar diye. Hocam, bunun artık şeyi yok yani. Fena kadınlar. Evet. Hayat kadını dediler evet. Ya. Allah razı olsun, bunu bir anlayalım yani. Koydukları terminolojiye evet. Baksana. Yani fena yola düşmüş bir fahişe. Hayat kadını, ama benim annem ev kadını işte. Yani öyle tabii, öyle şöyle tabii. Öyle bir kadın. Terminolojiyi başarılı anlatıyorum. Peki burada tuzak ne abi? Şu. Şimdi, çok özür diliyorum. Facebook'un, Apple'ın en son Twitter'da buna katıldı. 3-4 tane böyle trilyon dolarlık şirketler diyor ki bir sözleşme imzalattırıyor kadın çalışanlarına. Yumurtaları dondurma yardımı. Sonra 2 yılda evlenirsiniz. Diyor ki zaman. Evlenme diyor. Evlendin, çocuk yapma. Çocuk yapacaksan diyor bak $20,000 bu yumurtaları dondurma ücreti biz karşılıyoruz diyor. Çok şefkatli bir şirket ya. Emekli olduktan sonra abi şimdi bir ilim insanı olarak bu nesil nasıl olabilir ya? 40'tan 50'den sonra çocuk sahibi, bu sömürü değil mi? Bu tabii tuzak değil mi? Bizim tabii ki ehli namus bir şekilde çalışan kardeşlerimize bir derdimiz yok. Hazreti Hatice'leri olsunlar ümmeti. Evet, yani onların da çok dikkat etmesi lazım. Çünkü burada bir tuzak var. Çünkü hocam yani. Şöyle, iki şey bir arada olmuyor. Özgürlükle aile bir arada olmuyor. Eyvallah. Efendim bireycilikle, bireyselleşme ayrı bir şey. Siz de evlat yetiştiriyorsunuz, ben de. Çocuklarımızın haklarına riayet ediyor muyuz? Ediyoruz. Amen. Seçimlerini bizim desteğimizle belli bir noktaya kadar bizim de katkımızla yapmasını şey yapıyor muyuz, müsaade? Yani aslında bizim toplumumuz kadar şeye, insanlığa önem veren toplum yok. Fakat batıya hep bireysel şey. Buradaki bireyselleşme ayrı, bireycilik ayrı. Bireycilik bu işin fetiş haline gelmesi. Hak, özgür, kendin ol. Kendini sev. Hep kitaplar böyle değil mi psikolojide? Ya. Kendini dinle. Kendine ayaklarının üzerinde dur. Kadınlar da hep bu dendi. Güçlü ol, özgür ol, kendin ol. Kendine iyi bak. Hala diyorlar. Ve ama o furya kapandı. Geçenlerde bir kadın yazdı. Kızlar evde durmayın. Sokaklar güvenlidir diye. Köşe yazısı yazdı. Sokaklar daha güvenlidir diye. Şimdi tabii bu feminizm furyası bitti. Çünkü orada kısa sürede hedeflere ulaştılar. Şimdi kadın hakları, özgürlükleri falan değil de artık üçüncü cinsiyet aşamasına geçildi. Şu anda biz belki de 10 yıl sonra efendim veya 15 yıl sonra bu hızla, bu dengesizlikle gidersek, bu moda aşkıyla, bu sosyal medyanın kötü kullanımıyla şimdi gidiyorsunuz, siz de aynı şeyleri giymişiz, pantolonları. Bunların dışında ben giyemem. Şimdi gideriz mesela bir iyi bir mağazadan, diyelim 3-5 yıllık biraz da iyi bir kumaştan almak istesek pantolon, bize stretch tight veriyor adam. Slim. Diyorum ki kardeşim, bu kadın pantolonu mu? Tam bu soruyu soracağım. Allah Allah, benim giyemediğimi kadın nasıl giysin diyorum. Bizi düşürdükleri eyvallah dehşete bakar mısın eyvallah hocam? Benim giyemediğimi kadın giyiyor. Benim giymeye ağırlandığımı. En son ne yapıyoruz? Gidiyoruz Mahmut Bey'den alıyoruz. Eyvallah. Şeyden, işportacıdan. Eyvallah. Çünkü uygunu oraya düşmüş. İyi mağazada, kaliteli kumaşta şey yok.
Gravat alıyorsun, silim. Gömlek alıyorsun, silim. Pantolon alıyorsun, silim. Genç erkek kardeşlerimiz buna dikkat etmesi ve de isyan etmesi lazım. Biz Müslüman Türk erkeğiyiz. Bize ne silimden? Avret mahallini daracık gösteren, işte efendim zaten vücuda oturmuyor. Cuma'ya eğiliyor çocuklar. Efendim, setürlü avret kalmıyor, namaz bitiyor. Eyvallah. O olmuyor ki ondan sonra. Sırtları, bizim düşük belimiz yok. Bizim bele sarılan kuşağımız var. Ya. Bizim yırtık kotumuz yok. Yamalı pantolonumuz var. Biz şimdi yamayı onlar da uyguluyorlar ama. Yama elini şimdi köpek moda köpek saldırmış böyle bulda köpeğinden kaçmış. Ama yama şimdi moda oldu. Batıdan gelecek moda. Benim annem dikse, onu ben giysem, azıcık kenara ne yaptım? Burayı işte azıcık yırtıldı. Annem de hanım da buraya yama yaptı. Giydiremezsin. Allah razı olsun. Böyle frekansımız çok uyuşuyor. Tabii. Paslaşma çok ben güzel oluyor. Allah razı olsun. Son kitabı okudum. Hayati eyvallah. Abiden, Hayat Yayınlar'dan. Eyvallah. Ya eksik olmayın. Benim düşüncelerimin aynıları. Allah o kadar mutlu oldum eksik ki. Eksik olmayın. Allah örnekler falan da harika. O kitabı da tüm değerli izleyicilerimizin bir an önce temin edip okumasını isterim. Özellikle korona döneminde aile merkezli Hayati çok abi güzel bu dönemin dertlerine yönelik yazdık. Dertler de malum aynı. İyi de hocam o kitabın yerine siz şey yazsanız mesela hayatı hızlı çıkmanın 50 basamağı, yolu. 50 yolu falan şey yapar. 1000 kat daha şey olur biliyorsunuz. Bu çağ haz çağı ama bizim sorumluluklarımız var. Eyvallah. Yani biz bazı şeyleri söylemezsek artık olmaz. Vebale giriyoruz. Eyvallah. Ahmet abicim buradan aile medeniyetine gelirsek özellikle senin bakış açından medeniyeti nasıl tanımlarsın? Medeniyet nedir? Ve bunun hani ister üç sac ayağı olsun, ister fil ayakları dört kubbenin dört kaidesi olsun. Evet. Bu medeniyetin üç ya da dörtlemesini yapsak ne söylemek istersin? Yani şimdi kültür var. Eyvallah. Çünkü olmazsa olmazı. İnsan en önemli ihtiyacı. Eyvallah. Kültürlenme. Bunu Erik Fromm psikolog, 5 temel insan ihtiyacı, 1 ilişki, 2 kimlik, çok önemli, 3 aşkınlık, bizim hasbilik dediğimiz şey aslında, 4 algı dayanağı, 1 perspektifi ilkesi olması insanın, 5 de köklülük, yani kültür. Eyvallah. İnsanoğlu diğer canlılardan farklı olarak, diğer canlılarda kültür yoktur ama refleksler ve İçgüdülerle kalıtsal gelen bir korunma ve yaşama ihtiyacı vardır. Biz de bunun yanında sosyal, duygusal ve manevi boyutumuz da içeren kültür. Bir kere kültürsüz toplum olmaz. İki, din. Eyvallah. İnanç da bir ihtiyaç. Sığınacağımız bir şey, iltica edeceğimiz, hani Efendimiz diyor ya ben müminlerin ilticagahıyım. Şeyden kaçıyorlar savaştan bir grup sahabe, firar ediyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Dehşete düşüyorlar tabii, geri de dönemiyorlar. Sıkıntı, stres, hadi Medine'ye gece vakti gidelim, sabah mescitte sabahlarız. Zaten birkaç güne dönerler, o arada kayboluruz. Efendim, biri diyor ki gidelim Efendimiz'e durumu şey yapalım. Başka yer mi var? Tabii, biz firar ederiz ya Resulallah deyince, hayır siz firar değilsiniz, siz savaşa kısa bir ara verip beni ziyarete gelmişlersiniz eyvallah deyince sahabe hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Diyor ki gördünüz mü ben müminlerin ilticagahıyım. Şimdi din böyle. Bizim aslında hep konuşuyoruz yani güçlü iman, güçlü itikat, güçlü Allah'a sığınma veyahut teslim olma. Bunlar antidepresan. İç huzurun en büyük kaynağı. Tabii antidepresan. Her konuda yani en başa çıkılmaz problemde bile bugün ölümdür. En dayanılmaz şey insan için yakınını kaybetmektir. Onda bile biz ne yapıyoruz? Öte dünyada Rabbim bizi cennetinde birleştirsin kesinlikle diyerek o travmayı atlatıyoruz. Batı bunu daha zor çözüyor. İnanç ikincisi. Üçüncüsü de tarih. Eyvallah. Bu kültür, inanç yani kültür, din ve tarihten birini aldınız mı? O sac ayağı artık sallanmaya başlıyor. Hangisini alırsanız alın. Eyvallah. Ama üçü bir arada ve mündemiş olacak, birbiriyle ilişkili olacak. İşte biz şu anda neler yaşıyoruz? Mesela evet, namaza gidiyoruz ama yırtık kotla. Yani kültür bizim değil. Yeniçeriyiz ama şövalye kostümü giydirmişler bize. Veyahut işte kültürümüz tamam, dinimiz tamam ama tarihimizi bilmiyoruz. Her an hata yapabiliriz. Her an bizi tuzağa çekerler. Yani kökler rabıta önemli tabii değil mi? Osmanlı'nın nasıl hocam yıkıldığını
ne tür o batılılaşma, Tanzimat sonrası veya öncesi hareketlerin nasıl Osmanlı'yı çok basit görünen bir işte sarığın yerine fes gelmesi veya işte şalvarın yerine pantolon gelmesi, bunlar Osmanlı zamanından söz ediyorum. Veya işte ne var canım, adı dil inkılabı. Hayır. Sen tarihini oradan okuyamıyorsun. Tamamen bir ölüm fermanı. Var mı yani 200 yıl öncesinde okuyamayan bir İngiliz? Bizimki değil mi? Shakespeare'i okuyorlar. Tabii okuyorlar. Ve biz bunları okuyamadığımız için psikolojiyi İbn Haldun'dan değil Freud'dan öğrenmek zorunda kalıyoruz. Benim kaynağım var bilim ama. Bilim tarihini 150 yıldan 100 yıldan başlatıyoruz. Başlatıyoruz. Bu üçü çok önemli. Bu üçüne paralel ya da bu üçüyle bağlantılı ailenin bunlarla rabıtası nasıl abi, öyle sorayım. Şimdi, çünkü bütün saldırı oraya yapılıyor ya. Tabii. Şimdi ben çok şey bir örnekle kardeşlerimize, dostlarımıza. Eyvallah. Evlilik ilanları Osmanlı'da da var tabii. Malumat Musavvirat gazetesine verilen bir ilan. Yalnızlığın esaretinde müştekiyim. Çok yalnızım diyor. Efendim. Bundan şikayetçiyim. Eyvallah. Musiki şinas, biraz müzik bilen. Ev işlerini yapmaya muktedir. Ondan sonra sadeliği sever, bir zevciye talip. Şu güzel. Şimdi bunu çocuklar anlamıyor işte. Yeah. Bunu anlasa bizim kadim Osmanlı, Türk-İslam ailesi, medeniyeti o kadar önemli ki biz de aile, kültürümüzü bu yüzden bilmeliyiz. Mesela kadın neden merdiveni önden çıkar? Arkadan kocası düşünce üzerime düşsün diye. Veyahut arka tarafları, mahrem yerleri ifşa olmasın diye. İnerken de aynı şekilde yine şey. Şimdi bu tarihi bilmezsek neden bizde hep böyle işte kadın hakları yok, erkek hep kadından önde yürüyor veya kadın iki adım geriden iki adım niye gelsin canım, geliyor. Bakın bunu bir tarihçi profesör arkadaş söylemişti. Demişti ki hocam iki savaş, büyük dünya savaşı, bir ikinci de pek bir şey olmadı ama bir de Kurtuluş'ta, Çanakkale'de bizim erkeğimiz kalmadı, şehit oldular. Toplumda şöyle bir refleks gelişti. Çocuklar babasız, hanımlar kocasız kaldı. Dul ve yetimlerin sayısı, öksüzlerin sayısı birden arttı. Böyle olunca dışarıda, sosyal hayatta bilhassa insanlar sosyal bir refleksle çocuklarını kucağına almadı. Hanımlarını kollarına takmadı veya çok yakın yürümedi. Zaten uygun da değil de bugün 8 olmuşlar. Böyle sokakta yürüyorlar. Yani bu mahremiyet çok önemli ailede. Nedeni de şu, babasız çocuklar, kocasız kadınlar bizi görüp de yoksulluk hissetmesin. Yani şu empatiye, şu tarihi, şu saygıya şeye bakar mısınız? Yani bunu hiçbir medeniyette göremezsiniz. İşte tarihi bilirse bizim bu kadının önde, erkeğin önde mevzularının ve şimdi onu öyle bir noktaya getirdiler ki geçen birisi erkekle aynı safta, ön safta elini de böyle yapmış. Cenaze namazı kılıyor. Yani dinden de bir haber. Kavramların, terminolojinin çok önemli olduğunu söylemiştin. Eşitlik en sonunda cinsiyet eşitliğine geldi. Peki basitçe bunun, ve masumca geldi. Eyvallah. Bunun en son geldiği nokta şu. O normalde şöyle başladılar. Canım işte erkek diye bir şey yapsın. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine yardım etmezmiş gibi. Evet. Peygamber, başkumandan, devlet başkanı bir toplum inşa ediyor. Bir de eve geldiğinde demek ki bu yapılacak bir şey. Biz ondan imtina etmeyiz ki. Burada sıkıntı şu. Böyle masum başladı. Çaktırmadan yaparız da yani. Eyvallah. Bir sıkıntı yok abi. Ama olay nereye geldi? Ya eşitiz. Niye ben doğuruyorum ki demeye başladı tabii, Avrupa'da kadınlar. Tabii. Bu az evvel söylediğiniz bir kiralık rahimler oradan kaynaklanıyor. Tabii. Ben göbeğimi niye bozayım ki? 18 yaşında evden atacağım bir delikanlı, deli kız için. Niye ben bikini giymemden vazgeçeyim ki? Böyle diyorlardı. Şimdi bir dakika dediler ya. O dediğiniz gibi kiralık rahimle çocuk doğuran anneler de taşıyıcı anne gönül rabıtası kurup çocukla bir sevgi ülfet hasılı vermemeye başlayınca çok mahkemeler var. Çok Avrupa'da, olsun. Amerika'da bununla ilgili. Bir dakika dediler ya, erkek ne göre duruyor? Şu andaki bütün tıbbi şeyler, müdahaleler, hormonlar bilmem ne. Bir de sezaryen de bir erkek biliyorsunuz transgender'da da onu da yaptı iki defa. En sonunda gelecekleri nokta şu olacak abi. O zaman erkek de doğursun canım. Tabii. Niye bize yıkılıyor bu yani? Avrupa'da malumunuz, bunun da derdiyle dertlendiğinizi biliyorum Ahmet abi.
dini niye anne baba versin ki? Hani evet. Zorunlu din eğitimine karşı Avrupa. Çocuk büyüyünce kardeşim ahlaklıysan, dürüstsen, insansan bütün eğitimleri öyle yap. Niye dini ayırıyorsun? Tabii tabii. Sporu da öyle yap bakalım. 18'inden sonra sporcu çıkıyor mu? Bilim insanı çıkıyor mu? Yani burada bir sahtekarlık olduğu çok kesin. Bunu 10 yıldan beri yapıyorlardı. 2 yıldan beri takip ediyorum Fransa kaynaklı. Cinsiyeti de bırakın çocuk karar versin demeye başladılar. Hayır, sosyal cinsiyet dedikleri o. Yani biyolojik cinsiyetin hiçbir anlamı yok diyor. Ya. Önemli olan kendini nasıl hissettiğidir şimdi hocam. Ve değiştirilebilir bir çocuk olacak. Ama öyle yani yazıyor zaten. Şimdi bazı derneklerin cinsiyet eşitliği kılavuzlarına bakın. En önemlisi sonradan seçilebilir cinsiyet kavramını anlatırken. Şimdi bu Sandra Bemle 1960'lı yıllarda şeyde başladı, İsveç'te. Çok basit şeylerle. İşte ağır işleri sadece erkeklere vermeyelim, kızlar da yapsınlar. Biyolojik olarak uygunsa yapsınlar. İşte efendim harflerimize, kelimelerimize dikkat edelim. Aslan oğlum, işte cici kızım demeyelim. Aslan kızım da diyelim. İyi diyeyim bakalım. Sonra bir sonraki aşama kızlara da mavi, erkeklere de pembe giydirelim. Tamam giydirin. Öyle bir noktaya geldik. Şimdi bu talepler artık fıtrat şeyi değiştirme, fıtrat. Zaten evet. Hedef şu hocam. Aileyi ve şeyi bitirmek. En çok da bunu bizim gibi köklü medeniyeti olan ülkeler üzerinde istiyorlar ki çabucak şey olsun. Yani biz leke kaldırmayız. Çok küçük bir şey bizde büyük zayiatlara yol açıyor bir değişim. Eyvallah. Ve mesela bir örnek Avrupa'nın 120 pardon Fransa'nın 127 yılda Brezilya'nın 63 yılda yaşadığı yaşlanma oranını biz 18 yılda geldik. Nedeni şu. Çok gençtik, çok dinamiktik. Küçücük bir yaşlanma bizi dramatik bir çöküşe götürüyor. Avrupa zaten yıllardır böyle. Şimdi bu cinsiyet eşitliği mevzusu şu anda gelinen noktada İskandinav ülkelerinde bir akım başladı. Kadınsan kız doğdun ama kız ölmek zorunda değilsin. Cinsiyetini seç. Erkek ol. Erkeksin kız ol. Veya bir dönem cinsiyetsiz yaşa. Bunların şeyleri de var. Mesela deniz atı sembolü kullanıyorlar. Deniz atı her iki cinsiyeti de taşıyan bir canlıymış onların dediğine göre. Ve bunları çocuk kitaplarına kadar, şeylere kadar bizde de bir ara ETCEP diye eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi uygulandı yani maalesef 7-8 yıl kadar 2012'den 2019'a kadar. Orada da Ali sen de sofra kur, Ayşe sen de ekmek al. Sanki bizim tek derdimiz annemizin kurduğu sofraymış. Sanki bizim annemiz bize sofra kurduğu için depresyona girmiş. Ya annenin kendini en iyi hissettiği andır sofra kurmak. En üretken hissettiği andır yavrusunu doyurmak. Burada insanın psikogenetiğiyle oynanıyor. Yani hem beyin yapısı buna evrimleştiriliyor, değiştiriliyor hem de ruh yapısı. Şu anda bunu müzik üzerinde müthiş yapıyorlar. Ben bir başka programda daha söyledim ve ciddi tehditler alınıyor bu konular konuşulunca. K-pop dediğimiz. Özellikle Kore müziği. Ama bunları konuşacağız. BTS'in. Şimdi hocam o kadar tehlikeli ki çocuklar Kore'ye turlar düzenliyorlar. Bunlar neden bu kadar ön plana çıkarılıyor? Çünkü ve neden Kore'den? Bunu izleyicilerimizin bilmesi lazım. Ağrı'dan, Muş'tan, Antep'ten, Erzurum'dan, Edirne'den olmaz. Çünkü kılı, tüyü, şeyi oradan üçüncü cinsiyet çıkmaz. Yani cinsiyetsiz bir şey çıkmaz. Kore'de minyon herkes. Erkeklerde tüy yok. Kızların beden yapısıyla erkeklerin beden yapısı arasında çok bir fark yok. Ve oradan seçilmesi çok manidar. Bunların dördü kız, üçü erkek veya üçü kız, dördü erkek veya hepsi kız, hepsi erkek. Ama bak önünde hiçbir fark bilemiyoruz. Yok. Bilemiyoruz. Evet. Bilemiyoruz. Evet. Bir hafta hepsi pembe giyiniyor, bir hafta siyah giyiniyor. Ve bunların Türkiye'de 30 bin şeyi var. Taraftarı kendilerine fan demiyorlar, army diyorlar. Army. Direkt army. Ordu oldular, saldırıyorlar. Ordu oldular evet. Ve o army'nin de açılımı adorable representative MC for youth. Yani gençler için adorable'ı sevimli karakter diye çeviriyorlar ama adorable tapılası karakter yani. Demek. BTS'nin açılımı da buoyant the sign.
sahnenin ötesinde. Yani biz zaten müzikal hiçbir kalite yok. Peki neden çocuklar bunları bu kadar? 12-18 yaş, 30 bin. 30 bin bugün hiçbir, yani devletin 30 bin tane kendine böyle moda modmalı bunlar kadar şeyi memuru olsa. Şimdi diyor ki bunlar, çocuklarla konuştum ben çünkü yazdılar bir programdaki şeyden dolayı epey bir hakaret falan. Birkaçına özelden ulaşıp ruh yapılarını anlamaya çalıştı. Diyor ki, hayır severler abi, hayvan severler. Bize yaşamayı, sevmeyi, kendimizle barışık olmayı öğretiyorlar. Evde yok bunlar çünkü yani. Gerçekten anne baba nerede bugün? WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da. Anne baba evde değil. Veya helikopter ebeveyn anne baba. Oğlum dersini yaptın mı? Oğlum hobini yaptın mı? Müziğini öğrendin mi? Spora gittin mi? Tık 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 checklist yapıyor. Heh, Allah'a şükür ben babalığı yaptım, anneliği yaptım. Biyolojik ebeveyn. Böyle olunca çocuk buralardan besleniyor. Şimdi bu bir de hayırseverler. Bunlar o Black Lives Matter olayında bu K-pop grubu 1 milyon dolar bağışlıyorlar siyahi harekete. Çok ilginç. Bundan 10 gün sonra, 20 gün sonra bu dünya genelindeki 20 milyon armisi birer dolar topluyorlar aralarında. Sen bunu 20 milyon dolar o harekete bağış yapıyorlar. Hangimiz yapabiliriz bunu? 1 lirayla. Ya hayır 1 lira değil oradaki mesaj şu. Eyvallah. 20 milyon kişi organize olabiliyor hocam. Ve bunların yaptığı tek şey cinsiyeti kaldırmak. Ve bunların işin kötüsü muhafazakar camiadan çok sayıda müptelası olan genç kızımız. Bir parantez açayım Ahmet abi. Var. 12 dedin ya. Şimdi geçen hafta yeni bebekler geldi. 400 liraya satılıyor. K-pop'u. Öyle artık mi? Artık bebeklere direkt sevdirme dönemi. Oyuncak kültür dedin ya, en büyük medeniyetin bir unsuru da o değil mi? Oyuncaklar şimdi bebekler de yakalayacaklar. Şimdi bunların bu saldırılarını ve efendim yazık çocuk ne bilecek 12 yaşındaki çocuk. Ya. Neyi hoş görürse ya. Onu seviyor. Biz ona hoş göreceği bir içerik veremesek İbn Haldun'un dediği gibi insan beyni değirmen taşı gibidir. Ya. Ne koyarsanız onu öğütür. Kesinlikle. Hiçbir şey koyamazsanız kendi kendini öğütür. Şimdi bu çocuklar bundan sıkıntılı. Bizim camiada da İslami hassasiyetleri olan insanlarda da bu şey geçen bir din görevlisi kardeşimizle konuşuyorduk. İçeri bir kız girdi, konuştu, etti falan. Çıkarken baktım çantada BTS yazıyor. Dedim ki hocam bu kızımızla bir konuşsak falan. Hocam bir daha hayırdır bir sorun mu var? Benim kızım o dedi. Öyle deyince daha bir şey diyemedim ya. Şimdi bunlar 10 yıl sonranın en büyük sorunu anne ben kız olmak istiyorum sorusu. Kesinlikle, kesinlikle. Baba ben erkek. Bunu duyduğumuzda ne yapacağız? Devlet olarak, toplum olarak, STK'lar olarak, anne babalar olarak bir hazır cevabımız var mı buna? Yok. Artı bu iş böyle giderse ulusal güvenlik meselesi haline gelecek. Yani ben diyorum bak oğlum ben profesörüm kızım, ben bu alanda uzmanım, bunlar tehlikeli. İkna edemiyorum. Çocuklar Kore'nin illerinin hepsini biliyorlar. Türkiye'den iki tane sayamazlar. Çubukla yemek yiyorlar. Bunu alırsanız elimizden intihar ederiz diyorlar. Anne babalar çok muzdarip. Hocam diyor ben diyor görüyorum. Çok yakından şahidim. Bilhassa kızlar da var. Bırakmaz hocam. Dinini bırakır onu bırakmaz. Evet. Ve çünkü biz dini BTS kadar iyi anlatamamışız çocuklara. Eyvallah. Çünkü rol model olmamışız. Çünkü en az internet kadar evde cazip olmamışız. Çünkü biz hep başkasının çocuğunu kurtarmaya başlıyoruz. Son dönemlerde yaygın ya sabah kahvaltıları bizim camiada. Gidiyor anneler orada. Geçen bir yerde 7-8 saat oldu artık gidelim biraz da bizim çocuğu, bizim genci kurtaralım dedi. Ya ev dışı hayat insanlara cazip hale geldi. Bilhassa annelere. İşin kültür boyutunda Ahmet abi bir de şey yok. Özellikle bu Netflix'te başlayan, sonra da bizim dizilerde de yavaş yavaş peydah olmaya başlayan LGBT eşcinsel figürler. Figürlerinin eşcinsel olarak yani daha evvelden olmazdı. Şimdi direkt bu yani artık ağzıma alamayacağım sahneler kendi şeylerin tabii, içerisinde tabii. Ön şart olarak. Tabii. Şimdi bize bu programı ulaşıp dinleyecek, izleyecek genç sayısı onların filmlerini, videolarını, oyunlarını oynayarak, müziklerini dinleyerek o kıyaslarsak biz devede kulak bile kalmayız. Yani tüy çok, kalırız. Çok düşük. O zaman medeniyetimizin az evvel söylediğim kültür bazında, din bazında, tarih bazında
birazcık daha böyle terminoloji üretsin ama bir de araçlar da olsun. Bir şeyler yapsın, film yapsın, dizi yapsın, senaryo, kitap. Bu konuda ne söylemek istersin? Aynen abi, katılıyorum. Zaten kitap artık yazıyoruz ama siz de ben de kitapla ulaşacağımız kitle orta yaş şeyi. Gençler daha çok dijital içerikler. Bunun için görsel ve has çağındayız hocam. Herkes söylüyor bunu artık. Eyvallah. Ağızlarda pelesenk oldu, dillere pelesenk oldu. Has çağındayız ama o has çağını ben şöyle bir örnekle, neden bu çağda şeytan çok kazanıyor? Çünkü çabuk kazandırıyor. Eyvallah. Ödülünü defaten ve nakden ödüyor. Eyvallah. Günahı öyledir. Günahın hazzını hemen alırsınız. Rahman boyu çekersin ama. Çekersiniz ama o farkındalık varsa. Şimdi o var mı bilmiyorum. Rahman ise öte dünyada bütün vaatlerini, içki içmeyin öte dünyada. Şarap, cennet şarabı, işte zina yapmayın. Bütün hazlarımızı aslında bu çağda bu haz kelimesini çözemezsek bu işleri çözemeyeceğiz. Eşcinsellik de haz. Şimdi İskandinav ülkeleri diyor ki 10 yıl kadın, 10 yıl erkek ol. İkisinin hazına da bak. Her şeyi dene diyor. Haz kelimesi bizim işimizi, yani bizim toplum olarak odaklanacağımız bu çağda haz erteleme öğretmemiz lazım. Nefes terbiyesi bizim kültürümüzdeki ne? Bravo. O evet, o tasavvufi şeyi ben deneyle, yapılmış bir deneyle bu nefis terbiyesini örneklendirmek istiyorum. Çocuğun masasının önüne bir şeker koyuyorlar. Marshmallow deneyi. Çok müthiştir. Psikolojide. Çok ve çok hala devam ediyor, devam, biliyorsunuz. Farklı gruplarda. Kamerayı da yerleştiriyorlar odaya. Deneyici diyor ki bunu yemeden durursan 5 dakika sonra gelip bir tane daha vereceğim sana. Çıkıyor dışarı, kaydediyor. Çocuğun teki gider gitmez ağzına atıyor. Bu çok suç işliyor. Bu çok günaha giriyor. Uzun yıllar takip ediyorlar. 30 yıl takip ediliyor aşağı yukarı. Yani orta yaşı geçene kadar. Orada kendini kontrol edemeyen çocukların geleceği ne oluyor diye, değil mi? Evet, 6-7 yaşındaki çocuklar bunlar. Evet. Ötekisi kokluyor, yalıyor ama kurallara uyuyor. Tekrar o çok tatlı o çocuk. O tam halk adamı. Beyler kalpime vereceğim böyle. Şey yapıyor hocam ya, o tam ombudsman. Şey. Birisi de, bu da çok kuralcı. Kalkıyor kafasını o şekerle göz göze gelip günaha girmeyeyim, yani yemeyeyim diyor. Günah, bakın tam bu günah aslında. Gidiyor duvarın köşesine, yaslıyor kafayı. Dayanamıyor çünkü. Sayıyor, tabii sayıyor. Şimdi bu çocuk oraya giden, aile ilişkileri müthiş. Uyuşturucu, alkol kullanmıyor. Ondan sonra suça bulaşmıyor. Bir de daha iyi problem çözüyor. Sosyal ilişkileri çok güçlü. Şimdi bu deney bizim bütün işimizi kolaylaştırıyor. Halbuki biz, bir hocamız şöyle derdi. İbn Haldun da büyük üst çerçeveden bakıyor. Çocukları terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin. Kesinlikle. Hocamız da şöyle derdi. Büyüyünce değişir diye düşünmeyin. Küçükken ne giydirirsen büyüyünce onu. Eyvallah. Küçükken Barbie bebek verirsen 15 yaşında estetik ameliyat ister. Küçükken dar giydirirsen onu 12-13 yaşında bol giydiremezsin. Onun için küçük yaştan itibaren bizim çocuklarımızın hayatında hiçbir boşluk, ama bunu böyle bir kontrolör gibi, dedektif gibi değil. Allah-u Teala, sevdirerek, Allah-u Teala bize çok güzel bir şey buyruğu var. Lime tekulune ma la tefalun. Neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Sadece bize düşen rol model olmak, evde olmak, iyi örnek olmak, teşkil etmek. Tabii. Eyvallah. Bu bizim aile boyutumuz. Ama bir de toplum boyutu var hocam. Toplum da bu konularda müteyakkız olacak. Biz istediğimiz kadar dertlenelim. Yan komşuda o varsa, yani bu bireysel bir şey değil, devlet, aile bakanlığı. Aile bakanlığı en büyük yatırımı bu LGBT şeylerine. Biz LGBT haklarına bir şey, bana ne yani, istediği gibi yaşasın ama benim gözüme sokmasın. Ben gökkuşağından utanır hale gelmişim. Ya. Bunu bana yaşatmasın. Ki haz çağında olduğumuz için çok hızlı adımlar atıyorlar. Çok hızlı kazanıyorlar. En son ne yaptıklarını Boğaziçi eylemlerinde gördük abi. Çok tabii masum gösterilen olayları. Bir de orada çok ciddi bir tehlike var. İslam'la içinde başörtülü kızlarımız da var maalesef. Kabe'nin resmini üstüne koydular o paçamaya. Koydular, o kızların bir kısmı da onu savundu. Savundular. Özür yere serdiler yani. Ya çok ilginç bir savrulma var. Evet. Ya da çok ciddi bir hani tiyatro dönüyor dünyada. Bizim camiada Ahmet abi şöyle bir şey var.
Hani biz bile burada konuşurken 3 boğum, 4 boğum bir kelime tabii söylerken düşünüyoruz, seçiyoruz. Okay, ama öbür taraf saldırısını bütün açıklığıyla yapıyor. Hayatını bütün aymazlığıyla, vurdum duymazlığıyla yaşıyor. 1903 yılında Amerika'da bir böyle cinsel içerikli dergi yayınlayan adam V yaka, yani iki düğme açılmış yani. V yaka bir kadının, bir Amerikan film yıldızının resmini poster yapıyor, kamyonculara dağıtıyor. Yüzlerce kamyon taşlanıyor. Tabii. Aile yapısını bozuyorsunuz. Orada da çok böyle ehli nabus Hristiyan insanlar var. Aileye değer veren. Ya olmaz mı? Kilisesine düzenli giden. Şu anda bizde değil. Tanrısıyla rabıtasını tabii, korumaya tabii, çalışan. Bazı... Neslini önemseyen. Bak değil ama orada hani tarih dedin abi. Din dedin. Kültür dedin. Onu koruyan. Taşlıyorlar abi. Yakılıyor kamyonlar. Biliyorum. Son kitapta yazdınız herhalde bunu. Eyvallah değildir. 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda plajlarda normal Fatih Çarşamba'da yürüyorsun zannedersin. Uzun şeylere kadar böyle. Tabii, tabii. Aşır kemiklerine kadar. Tabii. Uzun eller, kol, kafa bağlı, elde eldiven. Ama son dönemde şöyle bir şey hissediyorum ben. Bizi hep korkuttular ya. İrtica, mürteci, yobaz, çağ dışı, geri kafa, örümcek kafa. Bu da bu piyanın bir parçasıydı. Eyvallah. Siz İran mı yapacaksınız derken bir gözümüz açtı ki adamlar bizi Hollanda yapmak tabii, istiyor. Tabii tabii. Onların geldiği nokta ne? Abi çılçıplak dolaşıyorlar. Ya. O da özgürlük. Şimdi özgürlük, eşitlik en son geldiği nokta bu. Dolayısıyla bu konuda ben Allah razı olsun katkınız için, katılmanız için, teveccühünüz için abi. Çok ben müstefit oldum. Allah razı olsun. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz adına her zaman bekleriz. Ayaklarına sağlık. Allah çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani bu sadece radyo programıyla, televizyon programıyla, kitapla olacak şimdi bir şey değil. Münir abi sabah kalksa bütün gazeteciler bizim camiada hassasiyetli olanlar bunu yazsa. Bakın bakalım nasıl bir tepki oluyor. Birkaç televizyonda bu bir gün. Çağırırlar mı? Çağırmıyor. Eyvallah. Çünkü eyvallah. Ama bakın bu işte şöyle. Allah bir kavmi değiştirmeden kendisine o bir şey yapmıyor. Abi, bunu bilelim. Bizim kendimizi yani bir an evvel bize, doğruya çevirmeliyiz. Biz bu konuyu belki abi konuşan 5-10 kişiden ikisiyiz. Allah üçümüz razı olsun. Giren yok. Kesinlikle. Memurluğum ne olur? Geleceğim ne olur? Doktorluğum ne olur? Avukatlığım ne olur? Öyle eyyamcılıkla da olmuyor. Aziz dinleyenler, çok değerli izleyenler, değerli gönüldaşlar. Profesör Doktor Ahmet Akın abi konuğumuzdu. Abi ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Bu şarkı burada bitmez. Yine ara ara inşallah. İnşallah. Hep bu konuşmak lazım bunları. Onlar nasıl gündemi tutuyorsa hep bizimle tutmamız Allah razı olsun. Lazım. Çok günlerimiz. Teşekkür ederim. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.